Merhaba arkadaşlar, detaylı Game Maker eğitim serimizin 66. videosundayız. Ee, Ahmet ile oyun yap kanalına hoş geldiniz. Bu arada, şimdi bu bölümde uzay savaşları'nın uzay, sınav yapıyormuşum. Tamam canı mermisi yapma. aynısını e, sınav mı yapıyorum gerçekten ben burada emin değilim. Bir bak bak istiyorum. Şimdi mermi bize çarpınca yok olsun tam sınav yapıyormuşum aynı zamanda. Şimdi mermi bize çarpınca yok olsun demek için. Collision Event'i açalım. Yani canavarın mermisiyle ilgili işler yapacağız. Canavar mermisine geliyoruz öncelikle. Tıklıyoruz. Canavar mermisi kendisini yok etmesini istiyorum. Ne zaman? Bana çarptığı zaman. Çok güzel. Gel şimdi devam edelim. Hop koydum buraya. Ne biçim kesmişim şuraya? Tamam instantce destroy diyeceğiz. Tamam Instance destroy diyeceğiz. Yani orada yazı pek gözükmemiş. Kusura bakmayın. Instantce. Kendini örneği daha doğrusu destroy destroy yok et instantce destroy yok et neyi? Bağlı olduğu obje yazmıyoruz. ID falan. Önceki videoda bakmıştık. ID falan yazmıyoruz. Tamam. Devam edelim. Aa, devam etmeyelim. Play diyerek gideriz biz değil mi biz? Çünkü adım adım gideriz. Çünkü birçok şeyi yapınca kafamızı karıştırıyor diye. 66. videodasınız artık bunları biliyorsunuz ama. Gördüğün gibi kayboldu. Sık. Kayboldu. Çok güzel. Şimdi devam edelim. Yok olduğunda içindeki eventi çalıştır diyeceğiz. Yani çöp kutusu. Ayağımı uçtum. Çöp kutusu tenekesini eventinin içindekileri yap. Şu anda çöp kutusu tek tenekesinin eventi yok olduğu için hiçbir şey yapmıyor. Destroy eventini açtım. Ve bunu burada kendisini yok etmesini istemeyeceğim. Animasyon gerçekleştirmesini isteyeceğim. Yani animasyon objesini ortaya çıkarsın. Aslında bir objeyi ortaya çıkartsın. Burada illa illa bir obje mi çıkartmamız gerekiyor? Hayır kaybolduğu zaman sağ 5 adım gitsin. Kaybolduğu zaman birisi kızsın gibi <laughs> saçmalıyorum. Ama yani illa animasyon olacak diye bir şey yok. Instance İlla bir objede çıkartacağız diye de bir şey yok. Instance ne yapacaktım ya? Criate. Criate layer. Örneği çıkart, katmanları göze alarak. X ve Y'si aynı olsun. Ee, nerede olsun? Fire katmanında olsun. Fire katmanını boşa açmadık. Hangi objeyi istiyoruz çıkartmasını? OBC pat. Lama. Evet, Play diyelim. Açılsın oyunumuz ve obje bize çarptığı zaman görelim ki gerçekten de animasyonumuz gerçekleşiyor. A oh, bir şey unuttum bir önceki videoda ben. Ne unuttum ben? Ha şunu unuttum. Tamam şu yani görsükücüksün diye on yapmıştım ya lütfen bunu tekrar şey yapın. Obje çıktığı zaman. Kusuruma bakmayın biraz karışık bu nefret ederim karışık olmasından. Karışık da değil O OBJ'ye gittik. Y'sini eski ayarlayacağımız dediğimiz şeyi ayarladık. Tamam animasyonumuz da gözüktü. Oo ne iğrenç bir sayfa olmuş. Ama yine kenarlara değince yine bu salak animasyon canlanıyor. O zaman yok et ama destro event içindeki yapma odanın dışına çıkınca diyeceğiz. Of özür dilerim hemencik. Bunları bu, bu resimleri kullanmakla hata etmişim. Orayı burayı sözlü olarak anlatayım. O slide'ın fotoğrafını bile çekmeyebilirsiniz. Şimdi geldi. Şimdi play diyelim. Bakalım dışarıda gözüküyor mu? Bu da gözükmüyorsa yani hiçbir sıkıntısı olmayan bir şeyin çözümünü yaptık ya. Ama bari sen gözük bari ya. Vur bakayım. Gözüktü gördün mü? İşte bundan bahsediyorum ben ya. Bundan bahsediyorum. Böyle oluyordu işte. Tamam. Yani odanın dışına çıkınca kaybediyor ya kendisini. Kayboluyor ya. Bunu odanın dışına çıktığın zaman yine kaybol ID'si, kendine öz ID'si. Fakat çöp kutusu tenekesinin içindekileri yapma. False. True olsa yapardı. Veya garantisi kapattığın zaman varsayılan true oluyor her zaman. Şimdi play diyelim çok güzel. Gözükmesi hoşuma gitti. Geçen sefer de artık cursor mesafeleriyle ilgili bir şey olabilir. Yani cursor mesafesinde iyi ayarlamışız demek ki. Bak gördüğün gibi kayboluyor burada böyle ama orada kayboluyor ama çöp tenekesinin içindeki event'i çalıştırmıyor. Çok güzel. Vay, bitirdik, sınavı geçtik. Tamam. Kendinize iyi bakın.